Merhaba arkadaşlar, Pesimenler bir kanalına hoş geldiniz. 2 soru 2 tahmin serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bir süredir 2 soru 2 tahmin yapmamıştık. Yakın zamanda Efsane Box Draft'dan top açılımı gerçekleştirdik ama tahminli bir top açılımı olmadı. 2 soru 2 tahmin serisini belki ilk defa izleyecek arkadaşlarımız vardır. Bu seride Efsane Box Draft'dan büyük bir top açılımı gerçekleştiriyoruz. Fakat top açılımına geçmeden önce ben 2 tane soru soruyorum ve sizlerden de 2 tane tahminde bulunmanızı istiyorum. Videonun sonuna geldiğimizde de 2'de kaç yaptığınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Konami'nin vereceklerini hissedebileceğiz mi? Ayrıyeten 2 soru 2 tahmin serisinde şunu yapmıyorduk. Gelen oyunculardan kadro kurmuyorduk. Bu sefer videonun sonunda da gelen oyunculardan bir kadro kuralım ve en yüksek takım gücü kaç olacak bakalım. Hemen top açılımına başlayalım arkadaşlar. Hesaptaki tüm GP'lerimizi kullanacağız arkadaşlar. 525.000 GP'lik top açılımı gerçekleştireceğiz. İlk sorum şu olacak. Sizce kaç tane efsane futbolcu çıkarırız? Ben düşündüm taşındım. Şanslı olduğumu hissediyorum. 3 tane efsane futbolcu çıkarırız diyorum. 2-3-4 arasında gittim geldim. 4 fazla olur ama 3 de çıkarırım diye hissediyorum. Altın top siyah top fark etmez. Efsane sayısı bizim için önemli. İlk tahminde bulunduysanız ikinci sorum da şu olacak. 525.000 GP'ye sizce kaç tane siyah top gelir? Efsaneler de dahil bunun içerisine. Toplamda 30 tane siyah top oyuncu var. Ben orayı 24'e düşürürüz diyorum. Toplamda 6 tane siyah top gelir. Evet, 3 tane efsane, 6 tane siyah top diyorum. İddialı bir tahmin oldu. Bakalım 2'de 2 yapabileceğiz mi? Siz de tahminde bulunduysanız şimdi hemen top açılımına başlayalım. Bir de ilkinde tek atıyormuşuz efsaneye. Attık. Harbiden ilk günde efsaneye tek attık. Bir de siyah top gelirse tahminimi güçlendirecek çıkma olasılığını. Altın top geldi ya. En azından bir tane efsane geldi. Onda da altın top geldi. İleri diyelim. York. Ya York'tan bir kurtulamadık. Kaç tane ikonu geldi üst üste. Şimdi de efsanesi geldi. Harbiden belalım oldu. Olacak iştir. Bir yakamı kurtaramadım York'tan. Burada da York bizi buldu. Yani her yerde buluyor beni. Artık York'un olduğu yerden top açılımı gerçekleştirmeyeceğim. Ronaldinho'yu o kadar istiyorum istiyorum vermedi. Yedek bir hesabımıza çıkarmıştı. Ana hesapta o kadar istedim vermemişti. York'u hiçbir hesabımda istemiyorum. Her hesapta geliyor adam. Haydi bir 25 bin daha. Allah'tan iki kere üst üste gelmiyor burada. Yoksa bir daha York gelirdi bize. 3 tane gümüş top. Gümüş toplara da bakıyorum. Hani ligimizde şu an oynayan ya da geçmişte oynamış oyuncular var mı diye. Dikkatimi çekiyor onlar. Henüz daha siyah top gelmedi derken ilk siyah top geldi. 6 dedim. 3 efsane. Şu an 1 siyah top 1 efsanemiz var. Altın top efsanelerden önce yanında siyah top olduğunda o efsane girişini göstermiyor. Seviyesi düşük olduğu zaman. O yüzden sağ tarafa da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü efsane orada da olabilir. Altın top efsane sağda kalabilir. Solda siyah top. Öyle bir durum da yaşanmıyor ki. Hep düşük oyuncular veriyor. Bir efsane bir siyah topla devam ediyoruz. İlkinde tek attık da devamı hiç iyi olmadı. Koman. Keşke bayağı minütten siyah top oyuncu çıkarabilseydik. Ben biraz fazla iddialı tahminde bulundum. Şimdi bakıyorum düşünüyorum da GP'lerimiz de 300 bine doğru geliyor. 361 bin GP kaldı. Sanki 6 tane siyah top çok mu iddialı oldu ne? Vermedi. Şurada bir takılır gibi oldu. Aha! 2 tane siyah top yan yana. Şimdi umutlandım. Ben 6 tane siyah top demiştim. Biraz fazla gibi hissettim. Şu an elimizi rahatlattı. 3 tane siyah top oldu toplamda. Bu harika. 2 tane yan yana gelmesi çok iyi oldu. Bir tane de efsane futbolcumuz var. O da altın top efsane. 336 bin GP'miz kaldı. 25 bin verelim. Hiç taktik maktik de denemedik. Bam bam diye açmaya devam ediyoruz. Ondan 3 tane altın verdi zaten. Efsane de vermedi. Hani belki bazı arkadaşlarımız diyebilir. Taktik denesen efsane de gelecek. Deneyelim bir içeriden bir şeyler deneyelim. Romario'ya baktık. Şöyle bir de sağ aşağıda Casillas varmış. Casillas'a bakalım. 300 bin GP'lik top açma hakkımız var daha. Şuralarda efsane verse iyi olacak. İkinci efsaneye ihtiyacımız var. Çünkü GP'lerimiz de azalıyor. İlkinde verdi. Bir daha o sarı girişi göremedik. O iki tane yan yana siyah topu da verdikten sonra bakalım ne zaman siyah top verecek. Hadi bir siyah top. Çok iyi oldu.
Dördüncü siyah topumuz geldi. Bir tane efsane Ömer Bayram geldi. Ben geçen gün de top açılımı yaparken yine Ömer Bayram gelmişti buradan. Ligimizden 4 tane oyuncu çıkarmıştık hatta. Tam 200 bine gelirken bir efsane yakışırdı. Bir altın, iki gümüş. Siyah top tahminimin tutma ihtimali var. Efsanelerde biraz zor şansımız. En azından şu top açılımlarında bir efsane vermesi lazım ki 3. için umutlanayım. 2 tane altın top. Malcolm. 25 bin verelim. Anlaş dedik. Siyah top verir mi? Belki İtalya'dan bir şey çıkar. Yok, altın top. Siyah top da vermedi. Benim 2 tane siyah topa ihtiyacım var. Verir mi? Verebilir. Bir ihtimal var. Şu an 4 siyah top. Bir efsane diyen arkadaşlarım 2'de 2 yapmış sayılıyorlar ama bozulabilir. Buradan siyah top vermez. Evet, vermedi. 3 tane gümüş top geldi. 100.000 GP'ye geliyoruz. Bundan sonra 4 top açma hakkımız var. Çok kritik bu. Siyah top. 6. siyah topu bir tane kaldı benim tahminime. Şu an 5 diyen arkadaşlarımızın siyah top tahmini tuttu. 5 siyah top, bir tane efsane. Geriye de 4 tane top açma hakkımız var. 12 tane oyuncu kaldı. Bir tanesi siyah top gelirse 2'de 1 yapacağım. Ya da bir siyah top efsane, bir de altın top efsaneye ihtiyacımız var. 6. siyah top. Bu kadar siyah top verdi ama bir tane siyah top efsane vermedi. Şu an 2'de 1 yaptım. 7 gelirse 2'de 0 çekeceğiz. Çok iyi. Şansımız döndü. Bakalım bir siyah top daha mı verecek? Yok, vermedi. Altın top geldi. Yanında da 2 tane gümüş top oyuncu. Son 2 top açma hakkı. Çok kritik. 6 siyah top. Bir efsane diyenler 2'de 2 yaptı şu an. Ama her anda bozulabilir. Harbiden ikinci efsane geliyor. Belki de 2'de 2 yapan arkadaşlarımız şu an bozulmuş olabilir. Altın top efsane gelirse benim şansım daha devam ediyor. Olmadı. 7. siyah top geldi, ikinci efsane. Ben bu kadar siyah top beklemiyordum. Canan Erkin geldi. Hala tabii Fenerbahçe'de gözüküyor. Van Basten geldi bir de. Rekor bir siyah top oldu. Ben 6 tane bile iddialı diyordum. 7. siyah topumuz, 2 tane efsane. Şu an ben 2'de 0 yaptım. Eğer efsane gelirse 2'de 1 yapacağız. Anlaş dedik. Yok. Bakalım, belki yanında falan olabilir. Yok, olmadı. Origi geldi. Yetlin geldi Galatasaray'dan da. Ülkemizden de birkaç tane oyuncuyu çıkarmış olduk. Toplamda 7 tane siyah top. Siyah top anlamında gayet güzeldi. Fena değildi. Efsane anlamında beklentimin altında kaldı. Ben 3 tane efsane diyordum ama 2 tane çıkarabildik. Gelen oyuncularla hemen bir takım kuralım arkadaşlar. Bakalım maksimum takım gücü kaç olacak. İlk seviyeleriyle maksimum yapmayacağım. Fullemeyeceğiz. Antrenörü harcamayalım. Bir bakalım birinci seviyeleriyle takım gücü nereye kadar ulaşabilecek. Çıkan oyuncularla bir kadro yaptığımızda aman aman çok iyi bir kadro çıktığını söyleyemeyiz. Takım gücü 2218 oldu. Yüksek seviyeli futbolcuları ilk 18'e aldık. Yedeklerde 2 tane de siyah top santraforumuz var. 3 tane siyah top santrafora geldi. Bu kötü oldu. Stoperlerden de bir tane gümüş top stoperimiz var. Yanına altın top ya da siyah top başka bir stoper gelmemişti. Orta alan açıklar falan hep altın top oldu. 2 soru 2 tahminde 2'de kaç yaptığınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere günler, iyi seyirler, hoşçakalın.